Belgrad'dan selamlar arkadaşlar. Hala Sırbistan'dayım. 4. haftama girdim. Aslında bir hafta için kalmayı planlamıştım ama pandemi biraz vurdu beni. Ülkeler arası hareket özgürlüğümü kısıtladı. Böyle olunca ben de Sırbistan'da zaten mutluyum diye biraz daha burada devam etmeye karar verdim. Bu haftanın videosunda yine Belgrad'da tanıştığım Türk arkadaşımla beraber sizi Belgrad'ın iki meşhur lokasyonuna götüreceğiz. Haydi gidelim. Yay, so we're done. Can I get like the middle, the second? How big is that? It's only one? Can I get one? Just one. You don't sell it? Yes. So can I get one? Yes. Gratis. What does that mean? Gratis. Gratis. What does it mean? What's that? Thank you. Thank you. Gratis. What does it mean? Gift? Is it like gift? It is. Yeah. Thank you so much. Voila. Voila. Tako kari hvala. Ciao. Ciao. Sırbistan'da patlamış mısırlar inanılmaz derecede yaygın. Her köşe başında görebiliyoruz. Şimdi Melike'yi tanışalım diye düşündüm. Yürürken madem adada yürüyoruz şu an. Mısır yerken. Ne zamandır Sırbistan'dasın? Bakın. 2 ay oluyor. Ben geldim. Önce Booking'den rezervasyon yaptım hostelde bir tane. Normalde Couchsurfing'de kalacaktım ya birilerini bulacaktım kalmak için. Ve sonra baktım hostel. Türkiye'ye dönmek istemiyorum, corona time. Dedim sizin volunteer'e ihtiyacınız var mı? O gün bugündür işte hosteldeyim. Böyle çalışıyorum. Evet. Biz nasıl tanıştık bu arada? Biz nasıl tanıştık? Couchsurfing, hangouts. Herkese evet. Tavsiye edilir. Sırbistan'a geldiğimden beri Couchsurfing yapıyorum ben. Kaldığım yerler. Sadece sanırım 4 ya da 5 gün bir hostelde kalmak zorunda kaldım. Onun dışında hep Couchsurfing yaptım. Bir de Couchsurfing'de sadece kalmak için yapmanıza gerek yok. Böyle arkadaş olmak için de onların bir aktivite bölümü var. Orada Melike ile biz birbirimize tanıştık. Okay, so adanın olayı ne demiştin Melike? Belgrad'ın Hawaii'si. Evet. Deniz olmayan bir şehir olduğu için Belgrad. Zamanında burası bir adaymış. İsmi de Türkçeden geliyor zaten ada. Daha sonra iki ucunu karayla birleştiriyorlar ve hani yapay bir ada haline alıyor ve yapay bir göl oluşuyor içinde. İnsanlar da bu gölde yüzüyorlar, işte bir sürü aktiviteler oluyor. Mini golf var, bisikletle çevresinde dolaşabilirsiniz adanın. Bir sürü piknik alanları var, barbekü alanları var falan. Tam böyle Belgradlıların hafta sonu kaçamağı yaptıkları yer burası. Yalnız E'yle beraber, beraber yuvarlarını saçtırdı çok iyi. Belgrad'ın Novigrad olarak adlandırılan yeni kısmına bağlı bulunan Zemun, Tuna Nehri'nin kıyısında, Belgrad Kalesi'nin ise karşısında yer alıyor. Farklı tarihi yapıları ve sunduğu manzaralarla adeta şehir içinde ayrı bir şehir gibi. Bir dönem balıkçıların ve denizcilerin yaşadığı bu bölge, günümüzde Sava Nehri kenarında bulunan onlarca balık restoranına ev sahipliği yapıyor. Hello. Can I get a beer? Which, what do you have? Meksiko yalan. Anne içinin içinin? Meksiko, big.
Yes, please. Cool. Yeah, me too. And do you want the fish? Yes. Yes. Can we get this one? Hamsi gibi bir şey. Herhalde hamsi derken. Hamsi değildi muhtemelen. Buradan çıkan doluk türü. Osmanlı Devleti Belgrad Kalesi'nde, Avusturya-Macaristan Devleti de Zemun Kalesi'nde uzun yıllar hüküm sürmüş. Mimari olarak Avusturya izleri taşıyan bölge, Arnavut kaldırımları ve dar sokaklarıyla şehrin tarihi dokusunun büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Macarların bölgedeki bin yıllık hakimiyetini kutlamak adına inşa ettiği ve imparatorluğun en güneyini temsil eden Gardoş Kulesi ise kesinlikle görülmesi gereken yerlerden. Evet, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Üzülerek. Güneş batıyor haliyle. Sonlandırmamız gerekiyor. Çünkü gün batarken ışığı çok güzel. Evet. Gerçekten şöyle görüyorsunuz. Velhasıl kelam. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ciao. Ciao.